Mesajda. Şarjda. Eksik mi? Osman harikasın. Ve arkadaşlar kuantum boyutunu çözdüğümüz zaman aslında hayatta her şey yerli yerine oturmaya başlıyor. Başımıza gelen sıkıntılar ya da rahatlık. Bunların hepsini çok net fark etmeye başlıyoruz. Onun için de kuantumu da çok derin anlatmayı istiyorum aslında. Çünkü biz olaylar zannediyoruz ki bu tesadüflerin mucizesinde falan fark etmişsinizdir belki. Biz olaylar zannediyoruz ki ben çok çalıştım, mücadele ettim, oldu zannediyoruz. Veya işte çok çalışıyorum, başarılı oluyorum zannediyoruz ama sistem farklı işliyor. Yani hayattaki evrendeki sistem bizim düşündüğümüz, bizim bildiğimiz, bizim bilincimizde olan gibi değil. Yani aslında burada şöyle konuyu açabiliriz. Bir akıl dediğimiz bir şey var. Akıllı ol, değil mi? Akıllı olalım, akıllı ol diyorlar. Burada çok önemli bir farklılıktan bahsedeyim size. Bir de bilinç dediğimiz bir şey var. Bir bilinç var, bir de akıl var. Akıl dediğimiz arkadaşlar, bizim doğduğumuzdan bugüne öğrendiğimiz şeyler var. Ahlaki değerlerimiz var mesela. Ahlaki değerler de neye göre oluşuyor? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnsan ahlaklı ya da ahlaksız olmaz. Toplum ahlaklı ya da ahlaksız olur. Yani mesela senin yaptığın bir hareket, diyelim ki Maraş'ta ahlaksızlık olarak gözükürken İzmir'deyken bu ahlaklılık gibi gözükebilir. Yani o topluma göre biz hemen rol almaya başlarız. Bir İngiltere bakanı gitmiş. Çin'e geziye gittiğinde oradaki Çin'in bakanı şey yapıyor. Oranın tarihi yerlerini gezdirirken bir hamamı gezdiriyor. O hamamda da kadınlarla erkekleri İngiltere'nin bakanı böyle baka kalıyor. Nasıl ya diyor. Kadınlarla erkekler bir arada banyo yapıyorlar. Enteresan geliyor ve böyle baka kalıyor ve onları izliyor. Sonra Çin'in bakanına diyor ki ya diyor bu diyor ahlaksızlık değil mi diyor. Çin'in bakanı da diyor ki efendim diyor bu bizim gelenek ve göreneğimiz. Yıllardır bu hamamda kadınlar ve erkekler bir arada banyo yapar. Bu bizde ahlaksızlık sayılmaz. Ama diyor onları izlemek çok büyük ahlaksızlık sayılır. Yani güzel dostlarım insanlar ahlaklı ya da ahlaksız olmaz. Toplum ahlaklı ya da ahlaksız olur. Niye buradan buraya atladık? İşte akıl dediğimiz şey bize toplumun verdiği değerlerimiz veya işte dışarıdan öğrendiklerimiz. Yani hani coğrafya öğrendik, tarih öğrendik, matematik öğrendik, Türkçe öğrendik. Bunlar hep bizim aklımızda. Bir de bilinç dediğimiz taraf var. Bir de bilincimiz var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz doğduğumuz anda bebekken bilincimiz tamdı. Bu bilinci arkadaşlar gökyüzü gibi düşünün ya da bilinç bir ışık. Yani sen bilinçsin. Evet bizler bilinciz. Hani biz gerçekten bilinçten ibaretiz. Çünkü mesela düşünün biz öldüğümüz zaman bedeni toprağa koyuyorlar. Beden yok oluyor ama bilincimiz devam ediyor. Ve bilincimiz de bizim buradaki değerlerimiz de devam etmez. Yani bildiğimiz o tarih, coğrafya, ben akıllar aldım işte ya da ahlaki değerler aldım. Bilincimiz onunla devam ediyor. Kendi buraya gelmişse nasıl o şekilde bilincimiz devam ediyor. Ve ben şöyle diyorum arkadaşlar. Geçen oturuyordum işte dün değil belki geceydi herhalde. Böyle bir ışık var ya işte ışık var. Işıkta da işte bazen tozlar döner. Toz dönüyor ya. Ama ışık hüzmelerine tozları görürüz biz orada. Bazen de o tozlar çok fazla olur. Ama bu tozlar ışığı kirletemezler. Anlatabildim mi? Bizim aklımızla aldığımız dediğimiz şeyler onlar tozlar. Ama biz aslında ruh tarafımız bilinç. Yani o bilinci beşli organımızla biz hayattan bir şeyler öğreniriz. Görerek öğreniriz, işte duyarak öğreniriz, okuyarak öğreniriz. Şimdi bu öğrendiğimiz şeyler hayattaki toz parçacıkları. Ama bilinç dediğimiz taraf asıl sen tarafı orası ışık. O asıl sen tarafı biz hayatta bir kısım şeyler öğrendik ve bununla hatalar da yapabiliriz. Yanlış şeyler de öğrenip yanlış tutumlarda da olabiliriz. Bunlar bizim için hayatımızda kirlilikler olabilir. Öyle görünür bize ama onlar bedenseldir, zihinseldir, akılsaldır ama bilinçsel değildir. Bilincimiz her zaman tertemiz arkadaşlar. Hani o içimizdeki saf çocuk var ya, o içimizdeki temiz çocuk diyoruz ya. İşte orası tertemiz her zaman. Dolayısıyla bizim o ışığa tozlar geldi diye ışık kirlenmez. O bizim ruh tarafımız kirlenmez güzel dostlarım. Ve ben de açıkçası
Ya neyi anlatmaya çalışıyorum? Amacım ne? O ışık tarafı, o ruh tarafı, o bilinç tarafını fark edebilirsek istediğimiz her şeye çok rahat ulaşabileceğiz. Hayatta her şey yerli yerine oturuverecek. O zaman zindana da koysalar mutsuz olmayacağız, saraya da koysalar mutlu olmayacağız. Fark etmeyecek yani. Çünkü o ruh tarafı için dünya çok basit bir şey. Dünya çok basit olduğu için sen bu 70 yıllık dünyada zindanda olmasın, sarayda olmasın bir anlamı yok. Viyana'ya da selamlar. Şimdi evet, bir yandan bakıyorum da arkadaşlar yazılarınıza. Teşekkür ederim. Ben de arkadaşlar sevgiyle anlatıyorum. Ben size burada bir sır vereyim arkadaşlar. Sır da şu. Bu videolarda farkında oluyor olabiliyor duruma gelmemiz. Bu arada arkadaşlar o Wi-Fi kapatabilirsin. Yayında mıyız? Ben de. Evet güzel dostlarım. Aksilikten dolayı tekrar özür diliyorum. Şimdi arkadaşlar bu canlı yayınlarda ya da videolarda falan da böyle şeyler oluyor. Fark ediyorsunuz siz de. İşte hakaret edenler, eleştirenler falan. Bunlar hayatın doğasında olan şeyler. Bu hayatta kimler eleştirilmedi? Yani Mevlana'yı da eleştirdiler. Peygamberleri de eleştirdiler. Düşman oldular. Öldürmeye çalıştılar. Dolayısıyla bunlara çok takılmaya gerek yok. Bu pislikler her yerde varlar. Yaratıcı böyle yazmış. Yapacak bir şey yok ki. Hep varlar yani. Onun için onlara aman ha benim takıldığımı zannetmeyin. Aman ha siz de takılmayın. Çünkü hayatta denge olduğu için güzel dostlarım. Bizim hayatımızda ne kadar sizin gibi sevgi dolu insanlar varsa o kadar da nefret dolu insanlar olacak. Bu doğal. Sır neydi? Sır orada mı kaldık? Aferin, vereceğim sır şu. O kadar çok sır var ki hangisini bil? Yani işin arka tarafını, evrendeki sistemin arka tarafını ayrıntılı şekilde hepsini tane tane anlatmaya çalışıyorum. Hepsini tane tane anlatacağım. Ve bu zenginlik bilinci dediğimiz şey, bu bolluk bereket dediğimiz şey ve bu kuantum dediğimiz şey, iste sana gelsin dediğimiz şey, bunların hepsini ayrıntılarıyla anlatacağım. Ve burada tabii şöyle güzel dostum, bu anlattığımız şeyler bilinçaltımıza oturursa yaşamaya başlıyoruz. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben size mesela bir yandan size anlatıyorum ya. Şöyle düşünmeyin size öğretiyorum değil. Ben de bir yandan sizle beraber öğreniyorum. Yani her anlattığımda bir defa daha kendim anlatmış oluyorum. Ve anlata anlata derdim şu. Benim de bilinçaltıma yerleşsin. Çok sorular soruyor. Sen işte zenginlik bilincini anlattın. Senin yatların katların var mı? Yok. Allah Allah. Ne yapacaksın? Yatım katım var mı? Yok. Çünkü bir yandan ben de terbiye oluyorum. Ben de öğreniyorum. Yok ayrı istesem olur mu? O ayrı bir şey. Yani bu tarz eleştiriler çok gelecek. Bunların hepsine de hazırız. Çok da rahatsız değilim açıkçası. Hoşuma da gidiyor. Yani ha demek ki diyorsun bir şeylere dokunuyorsun. Şimdi biz arkadaşlar bu evrendeki sırrı fark edebildiğimiz zaman yani yaratılış sistemi nasıl? Mesela bir kısım insanlar sırf zengin, hep zengin, hep zengin, hep rahat. Bir kısım insan da sıkıntılı diyor ki şu işimi çözersem problem çözülecek diyor. Sonra o çözülüyor başka bir sıkıntı başlıyor. O çözülüyor başka bir sıkıntı başlıyor. Birileri de hep sıkıntı, hep sıkıntı, hep sıkıntı devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Ayrıntılı şekilde anlatacağım. Tabii bu 1 saat yeter mi? 2 saat yeter mi? 10 saat yeter mi? Bana sorsanız 1000 saat bile yetmeyebilir. Ve ben de mümkün olduğu kadar anlaşılır şekilde, mümkün olduğu kadar sade şekilde, mümkün olduğu kadar bunu bizim insanımız, bu Anadolu insanı nasıl anlar şekilde mümkün olduğu kadar basitleştirmeye çalışıyorum. Ve bu kuantum dediğimiz tarafta yani bir derste biter mi? Mümkün değil arkadaşlar. Çünkü ben kuantum eğitimini 4 gün veriyorum bitmiyor. Sonra bir 4 gün daha veriyorum bitmiyor. Yani o kuantum tarafına uyandığımız zaman
Hayat işte her şey o zaman yerli yerine oturmuş oluyor. Ya bizim fark edeceğimiz taraf şu. Bizim zihnimiz, bizim aklımız, bizim kalbimiz, bizim bedenimiz değil. Onlar zaten önümüzde, onları zaten görürüz. Bizim fark etmemiz gereken taraf arka taraftaki ruh dediğimiz taraf. Öz dediğimiz taraf. Bilincimiz yani. O bilinç biz uyurken de var. Ama uyurken biz düşünemiyoruz. Uyurken zihnimizi çalıştıramıyoruz. Uyurken bedenimizi kontrol edemiyoruz. Uyurken kalbimizi kontrol edemiyoruz. Ama bilinç hep bizi kontrol ediyor. Ve hani bir şey vardı ya, Allah Esesli Hatun Manavgat'a selam. Bir yandan da arkadaşlar sorularınıza bakıyorum. Hollanda'ya da selam efendim. Bir de şöyle güzel dostlarım. Şimdi bazı dostlarımız şöyle yapıyor işte, ben olayı diyor bilinçaltıma yerleştireyim diyor. Kendisine göre bir iki ufak tefek bir iki gün çalışma yapıyor, sonra hani olmadı diyor. Hani olmadı diyor. Bu arada şimdi bu orada niye olmadığını da söyleyeyim. Yani ya adam o kadar negatif ki olmasın diye çalışıyor zaten. Şimdi bir kısım insanlar arkadaşlar kavgadan nasıl diyeyim besin alıyor mu diyeyim. Yani bir kısım insanlar hayatta kötülük varsa, kavga varsa, sıkıntı varsa oradan geçiniyor. Bak ben ne acılar çektim biliyor musun? Benim gibi acı çeken kimse yok biliyor musun? Ben neler neler çekiyorum. Benim çektiğim kimse. Bunu diyerek geçiniyor adam zaten. Bunu diyerek geçinen adam artık nasıl sen huzuru, mutluluğu vermiş olacaksın? O huzuru, mutluluğu verdim dediğin zaman bile yok olmadı, olmadı, olmadı diyecek. Ve bu olmadı, olmadı diyen dostlarıma Allah diyor ki, bak ben sana bir sürü nimet verdim. Sen halin olmadı diyorsun ya diyor. Dur diyor, ben sana gerçek bir kısım gerçek dertleri vereyim de görsen diyor. Ve sonra gerçek dertler vermeye başlıyor. O diyor ki bak olmadı, olmadı, olmaya diye devam ediyor. Güzel dostlarım, şükür en geçerli zenginlik kaynağıdır. Tabii ki fakir bir insanın, zorda darda olan bir insanın şükretmesi zor. Bunu biliyorum. Bununla beraber fakir bir insan, zorda olan, darda olan bir insan şükrettiği zaman ne kadar büyük bir servete sahip olacağını bilse 24 saat şükreder. Bunu nasıl anlatacaksın? Mesele o. Ama bizim arkadaşlar zihin dediğimiz şey duvar örmüş bize. Bakın zihin duvar örmüş. Zihin ya da şöyle söyleyeyim. Zihin duvar örmüş. Zihin duvarı neyden örüyor? Duvar neyden örüyor? Tuğlalardan örülüyor ya. Yani düşünceler tuğla, zihin de duvar. Şimdi zihnini atlayamıyoruz ki bilinçaltına geçelim. Beton gibi koymuşsun oraya. Hayır olmuyor demek. Şimdi bu negatif insanlarla yani çok karşılaşıyorsunuzdur, çalışmışsınızdır. Bir şey söylüyorsun. Gidiyor 3 saat sonra denedim olmadı diyor. Da 3 saat sonra ne olacak ya? Bu arada güzel dostlarım, Osman'ı tanıyorsunuz. Osman'ın güzel bir kızı oldu. Tabii güzel olup olmadığını ben bilmiyorum. Daha görmedim. Ama o Osman o çocuk oldum deyince Osman kendinden geçiyor. Başka birisine dönüşüyor böyle. Hocam çok tatlı diyor. Daha çocuk gözlerini açamıyor. Osman'ın çok tatlı olduğunu fark ediyor. İsmi neydi Osman? Zeynep Hüma. Zeynep Hüma. İsmi Zeynep Hüma'ymış arkadaşlar. Ben tabii Zeynep'i ismini çok sevdim de Hüma bana biraz enteresan geldi. Onun için sizlerden anne ismi Büşra, baba ismi Osman olan bir insan için isim ne olsa mantıklı olur. Sizlerden tavsiye istiyoruz. Zeynep Hüma demiş kendileri. Yalnız kimlik yarın alınacak. Daha vaktimiz var yani. Vazgeçirebiliriz. Çünkü Hüma'ya baktığım zaman ben enerji olarak harflerdeki enerjisini biraz düşük gördüm Hüma'nın. Kızcağız dedim hayatı zor geçmesin. Zeynep evet güçlü karakter olur o harflere baktığımız zaman. O Zeynep'teki harflere baktığımız zaman. Ama Hüma'daki harflere bakınca haş harfi birazcık zorlaştırıyor hayatı. Onun için tabii burada arkadaşlar ben bunu niye örnek verdim? Şimdi düşünün. Yenge hamile şimdi. Yenge hamile ya. Dedik ki mesela diyelim ki daha çocuk bir aylık anne karnında. Osman gelip diyor ki hocam evreni gönderiyorum gönderiyorum çocuk gelmiyor. Ya Osman diyorsun bak 9 ay sonra gelecek çocuk. Daha 8 ayımız var. Biraz sonra geliyor. Bak düşün dediklerini yaptım olmadı. Daha halen çocuk olmadı. Sen Osman diyorsun bak 8 ay sonra olacak çocuk. Osman geliyor 2 hafta sonra. Hocam dediğini yaptım. Vallahi hepsini yaptım. Meditasyonu da yaptım. Hipnozu da yaptım. Ne dersin yaptım. Halen çocuk olmadı. Bu olumsuz arkadaşlar böyle. Yani ya her şeyin bir olgunlaşma süreci var. Sen 30 yıldır, 40 yıldır negatif tohumlar atmışsan bilinçaltına ve o negatiflerle beslemişsen,
acı çekerek, strese girerek, insanları eleştirerek, insanları kötülerek hayat yaşamışsan, dünya kadar zararlı şeyler ekmişsin o bilinçaltına. Buradan ben iki tane gül tohum attım diye onlar yok olacak mı zannediyorsun? Yani o da bir süreç istiyor güzel dostlarım. Zeynep bebeği öpmeyin, daha 40'ı çıkmadı. Feyza bereket demiş birisi. Feyza korkmaz, Feyza bereket demiş. Allah'tan korkmazı söylememişsin. Zeynep'miş. Bu arada arkadaşlar, o Zeynep Sena güzelmiş bak Osman. Benim de hoşuma gitmişti hocam. Osman ismi Nildem koy demiş. Bakın Nildem'i kabul ediyorum ben de. Nildem. Evet. Zeynep Reyyan. Osman'ın ismiyle bugünkü yayını kapatacağız. Osman'ın kızının ismiyle. Tabi bu arada verecek erkek arıyor. Beşik kelimesi arıyorum. Şimdi güzel dostlarım, ayrıca şunu söyleyeyim. Ya gerçekten hepinize minnettarım. Gerçekten çok sağ olun. O kadar çok bana şu cümleyi söyletiyorsunuz ki, Allah'ım ben bunları hak edecek ne yaptım diyorum. Yani bugün iki dostum geldi. Daha doğrusu birisi Ümran Bey, birisi Ebru Hanım. Hediyelerle gelmişler. Ve Ümran Bey geldiğinde ajandası var elinde ve anlattığım her şeyi yazmış. Notları almış, nasıl çalışma yaptığını söylemiş. İşte dualarla böyle kutsal ekmek getirdim diyor. İşte bir misvak getirmiş. Ve o kadar enteresan şeyler anlatıyor ki ve kendi kendime ister istemez şunu diyorum. Allah'ım bunu ne, hak edecek ne yaptım diyorum. Tabii arkadaşlar bu teşekkür amaçlı bunları söylüyorum. Yani böyle hava atıyor gibi olmuyor değil mi lan? Yani gerçekten arkadaşlar çok sağ olun. Ben sizin bu sevginizin binde birine inşallah layığımdır. Bilmiyorum ve geçen de başka bir hediye geldi. Şunu gösterebilir miyiz Osman? Şurayı alabiliyor muyuz? Ben mi bunu çekeyim? Yani uzun süredir şey diyorum, tamam mı? Yani benim hiçbir zaman arkadaşlar bir isimliğim olmadı. Hiçbir zaman kartvizit de kullanmadım, isimliğim de olmadı. Hep kendi kendime diyordum ki ya birisi bir isimlik getirse masama koysam ne olur? Ve bir isimlik gelmiş. Böyle çok güzel. Güya burası mürekkepli kalem yeri. Burada mürekkep konuyor. Ve hani yazarlık falan var ya, dokunduruyorsun, yazıyorsun. Neydi? Nekmar mıydı? Nekmar nakliyat mı? Ne o? Hani Nekmar Design diye bir yer arkadaşlar. Ve bunlar mermer. Böyle mermerden yapılmış ve arkadaş şey diyor, hocam sonra aradım ben kimmiş bu Nekmar Design diyerek. Ya o kadar güzel ki yani şuna baksana, bir mermerin içinde çiçek. Böyle hepsini alabiliyor mu Osman? Şimdi Nekmar Design, bir aradım kimdir nedir diye, işte aradım orada Kerem Bey diye bir arkadaşla görüştük. Hocam dedi, işte sizler kitap falan hediye ediyorsunuz ve YouTube'daki videolarınızdan çok istifade ediyoruz. Ben de öyle kendi bizim yaptığımız iş bu, böyle bir jest yapayım dedi. Yani çok utandım ve sonra da şöyle bir şeyden bahsettik, o ilgisi alakasından dolayı hem teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey kopardık. Sizler için hediye alma sözü aldım. Ben dedim ki bana hediye verme, ben bundan mahcup oluyorum. Benim için, ben bu ekran karşısındaki kanalımı izleyen arkadaşlar sayesinde var oluyorum. Ve sizler için 3 hediye sözü aldık arkadaşlar. Üçü de mermerden. Böyle tepsiler varmış herhalde. Böyle enteresan. Gerçi siz şöyle diyeyim arkadaşlar. Hediyeleri belirleyemedim. Ben dedim ki siz girin arkadaşlar. Yani böyle mermer hediyesi bekleyenler varsa evine, şu eşyası falan, bu Nekmar Design mıydı? Nekmar Design'ın sitesine girin. Ne istiyorsanız çarşamba günü ben ondan hediye almaya gideceğim. Ama sizin için hediye almaya gideceğim. 3 hediye. Ne bileyim, mermer masalar varmış. Mermer tavla var mı acaba? Ben tavla olsa ben isterdim ya. Böyle ama bunlara layık mıyım arkadaşlar? O beni mahcup ediyor. Çarşamba günü Nekmer'den canlı yayın yapacağız ve o sırada sizler adına hediyeler alacağız. O sırada canlı yayını katına o sırada vereceğiz. Hani bizler
Canlı yayındayken hediye söz veriyoruz. Bir seferki bir sonrakinde canlı yayında şey yapıyoruz ya. Mezar taşı olmasın da demiş. Olur. Evet. Şimdi o sırada arkadaşlar oradayken arkadaştan söz aldım. Biz oradayken canlı yayına kimler katılıyorsa o anda hediyeleri vereceğiz. Sırlara ne oldu demiş bir arkadaş. Şimdi işte sır olarak bahsettiğim arkadaşlar pek çok perde arkası şeyden bahsedeceğim anlattım. Burada da işte kuantuma ufak bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bu siz benden bir kısım şeyleri işte dinlediniz. Einstein ne diyor? Evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Kuantum dediğimiz şey arkadaşlar kuantum fiziğin bir dalı. Yani atom altı parçacıklarla ilgili ediyor. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum. Şimdi bir mesela bu elimdeki bu malzeme bir frekans yayıyor değil mi? Frekans yaydığı için Wi-Fi'den sinyali alıyor ve burada da bağlantı yapıyoruz. Ve elimizdeki cep telefonu güzel dostlarım bir frekans yayıyor. İşte elimizdeki bir radyo frekans yayıyor. Ama biz bu frekansları görmüyoruz. Ama yayıyor. Biliyoruz. Öyle değil mi güzel dostlarım? Aynı şekilde insan da bir frekans yayıyor. İnsan da bir frekans yayıyor ve ama bunu da görmüyoruz. Ama yayıyor. Ve şöyle düşünün arkadaşlar. Her şey kendisinden daha yukarıda olan bir şeye kavuşma arzusuyla yanıyor. Yani bir damla bir an önce dereye dönüşmek istiyor. Bir an önce oraya gitmesi lazım. Dere de bir an önce nehre gitmesi lazım. Nehir de bir an önce denize gitmesi lazım. Deniz de böyle nehirler nasıl değil mi? Böyle hızlıca akıyor. Şimdi bizden yayılan frekans da arkadaşlar kendisinin bir üst tarafı neyse bir an önce ona gitmek istiyor. Yani hani şöyle bir şey var ya benzerler bir arada durur. Yani bu kalemdeki atomlar elektronları aynı olduğu için kalem bir arada duruyor ya. Her enerji kendisinin bir üstüne gitmeye çalışıyor. Bir an önce oraya gitmek istiyor. Bizden çıkan frekans da güzel dostlarım. Kendisine benzeyen enerji bir an önce gitmeye çalışıyor. Ve evrende her şey enerji ya. Biz de enerjiyiz. Bir frekans yayıyoruz ya güzel dostlarım. Ve şimdi senden yayılan enerji neyse o bir üste gitmesi lazım. Yani sen sevgi frekansı yayıyorsan bir üste gidecek. Daha fazla sevgiye. İşte zenginlik yayıyorsan zenginlik duygusu sende varsa bir an önce daha büyük zenginliğe gidecek. İşte başarı varsa o frekansı yayıyorsan bir an önce daha fazla başarıya gidecek. Ve normalde senden çıkan bir damla dereye, dereden nehire, nehirden denize, denizden okyanusa dönüşecek ve sana geri öyle geliyor olacak. Tamam, teşekkür ederim. Tamam, okudum. Şimdi ve burada arkadaşlar işte kuantumda dediğimiz bizim yani kuantumun bizim kişisel gelişime bakan yönü, bize bakan tarafı şu. Bizdeki frekans neyse, Einstein öyle diyor ya, evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığında yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik sana ait olur. Biz de arkadaşlar hangi frekansı yayıyorsak artık o frekans hani bir tohum binlerce tohum verir ya, bir tohum milyonlarca tohum verir ya, bizden çıkan frekans bize milyonlarca şeklinde gelecek. Ve ben şu anda da eğer hayatta bir faydam, değerim varsa onun için borç olduğumu düşünüyorum. Herkesi seviyorum. Ben insanları seviyorum diyorum. Bakıyorum ki ben bir insanı seviyorum. 10 tane sevgi geliyor. 100 insanı seviyorum. 100 milyon tane sevgi geri geliyor. Yani bizim verdiğimiz iyilikler karşısında hep daha fazlasıyla geri dönüyor bize. Şimdi burada arkadaşlar tabii bizim için engel neydi? Ben frekans yayıyorum değil mi? Bu konuda anlaştık değil mi arkadaşlar? Ben evrenin frekans yayıyorum. Burada arkadaşlar şunu kaçırmayın. Şöyle bir şey diyor. Ben niye evrenden isteyeyim? Allah'tan isterim. Allah Allah. Öyle değil mi? Yani diyor ki ben dua ederim hocam evrenden istemiyorum. Ya ben şimdi sana diyorum ki bunu bıraktığında düşüyor değil mi? Yerin çekim kuvveti var. Bunu bıraktığında düşüyor. Sen bana diyorsun ki Allah 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 düşürüyor. Ya burada kuantumda anlatılan bir şey arkadaşlar fizik bu kanun. Sen bir frekans ki Allah enerjiyi evrene koymuş işte. Sen bir şey istediğin zaman evrene gidiyor. O evrendeki enerji sana geri geliyor demek. Allah'tan istemiyorsun demek değil ki. Dolayısıyla hani muhalefet edeceksek bir bahane buluyoruz. Eğer
Dua ettiğimde her şey oluyor idiyse, Peygamber Efendimiz niye savaşa gitti ki? Gitmesin savaşa. Dua etsin, karşı taraf helak olsun. Yani bizim arkadaşlar dört boyutlu varlığız. Yani ben zihinsel olarak bir şeyi düşünüyorum. Dua da ediyorum ama eylem de yerine gelmesi lazım. Bedensel olarak da çalışman lazım. Zihni de çalıştırman lazım. Bunların hepsi bir arada olduğu zaman başarılı oluyoruz zaten. Şöyle bir şey yok ki ben gönderiyorum geliyor, ben gönderiyorum geliyor. Öyle değil. Sen gönderiyorsun, orada bir saha oluşuyor, bir zemin oluşuyor. Çalışman için, mücadele etmek için bir zemin oluşuyor. Eğer anlattığımız şekli o basit haliyle anlıyorsanız, ben bir şey düşünüyorsam o da bana geri geliyorsa, sadece olay buysa ben niye YouTube videosu çekiyorum ki o zaman? Ya da niye insanlara karşı seminerlere çıkıp bir şey anlatmaya çalışıyorum? Neden devamlı eğitimler veriyorum? Düşünürüm oturduğum yerde. Düşünürüm gelir. Olay bu kadar basite almayın olayı. Ya da bizim dinimizde hiçbir şey kuantum fiziğine ya da kişisel gelişime karşı değil arkadaşlar. Çünkü yani din bilime karşı olur mu? Din bilimin üstünde olur. Yani bir fizik, bir kimya bunlar dine karşı bir şey olur mu bunların içerisinde? Bu bir yani bir bilim bu. Ve biz eğer bize bir yerde bir bilim anlatılıyorsa ve biz de aman canım ona ne gerek var Allah'tan istiyorum oluyor diyorsa yani böyle zaten biz hep bundan kaybettik. Bir gün bir yerde adam birisi gelmiş bana diyor hocam diyor ben sabahları kalkamıyorum. Sabahları kalkmak için diyor bir NLP tekniği var mı uygulayabilir misiniz dedi. Ben tamam bir deneyelim tabii ki olabilir. Hemen yanındaki arkadaş diyor ki ya NLP tekniğine ne gerek var? Bir elham, üç kulhu vallaha, oho kalkarsın. Olayı bu kadar basitleştirdiğimiz için ondan dolayı belki de böyle bir milletiz. Güzel bir milletiz. Ya da Müslüman caminin hepsini düşün arkadaşlar. Suriye'yi, Irak'ı, değil mi? Türkiye'yi. Evet. Burada bir arkadaşımız İslam dini mantık dinidir demiş. Ben bu cümleye katılmıyorum. İslam dini mantık dini değildir arkadaşlar. Yani şimdi sen bir şey mantıklı geliyor sana. Sana mantıklı geliyor da İslam dininde olması mı gerekiyor? İslam dini mantık dini değildir. Virgül, İslam'da olan her şey mantıklıdır. Çünkü senin mantığın benim mantığım farklı çalışabilir. Yani binlerce insan olursa binlerce farklı mantık olur. Anlatabildim mi güzel dostum? Yani İslam dini mantık dini dediğimiz zaman benim mantığıma uymuyor deriz. Olmaz. Ama dinde olan her şey mantıklıdır. O ayrı. Hepsinin mantıklı bir açıklaması vardır yani. Nereden nereye kaçtık ya? Şimdi güzel dostum bize düşen şey içinde ne varsa ne düşünüyorsan nasıl bir frekans seviyorsan öyle yayılacak ya. Burada engel şuydu hatırlayın. Şimdi Cenab-ı Hak şey diyor değil mi? İsteyin vereyim diyor. Ne istersin vereceğim diyor. Ya şimdi bu o kadar güzel bir şey ki Allah diyor ki ne istersen vereceğim diyor. Bak ne istersen. Tamam biz de isteyeceğiz ya şöyle düşünün. Allah bir yere bir havuz koymuş. Bu havuzda diyor ki kullarımı istediklerini verme havuzu. Ama diyor ki bu kul diyor oraya bir kova atsın. O havuza kovayı atsın istediğini çeksin diyor. Tamam diyorum. Kovayı atıyorum istediğimi çekeceğim. Kovayı atıyorum istediğimi çekeceğim. Sistem basit değil mi arkadaşlar? Basit ve güzel değil mi? O kovayı atıyorum ya geri çekme engel ne oluyor biliyor musunuz? Yargılarımız oluyor. Başkalarını kötülemek oluyor. Başkalarını eleştirmek oluyor. Öfkelenmek oluyor. Sinirlenmek oluyor. Yani şimdi eğer arkadaşlar o tür şeylerden sıyrılabilirsek yani her şeyi olduğu gibi kabul edebilirsek her şeyi bakın herkesi demiyorum insanları demiyorum her şeyi olayları, durumları, davranışları bunlar olması gerektiği için oldu diyebilirsek, o dinginde, o sakinde kavuşabilirsek bu defa sen kovayı atıyorsun, istediğini çekiyorsun. Kovayı atıyorsun, istediğini çekiyorsun. Ama eğer sen o kovayı attın ya, attın yolda kesildi. Hocam dedim ben düşündüm olmadı. Ben dedim ki başkaları için olumsuz şeyler mi düşündün? Evet işte ondan dolayı kesildi. Kovayı attın gene olmadı. Ben dedim ki sana birilerini mi yargıladın? Öfkeli miydin? Gergin miydin? İşte bizim istediğimiz şeyin olmasının en büyük sebebi arkadaşlar devamlı hayatı yargılayarak bakmak. Bakın biz hani bu bilinçaltını anlattık ya arkadaşlar. Çocukluğumuzdan bize eleştirmeyi öğretmişler. Devamlı eleştireceğiz biz. Devamlı. Şimdi gidiyorum ya mesela düşünsenize bir trafikte gidiyorsun ya yanında bir şoför arkadaş kırmızı ışık yani bu kırmızı ışık hep bana yanar zaten. Ne bileyim orada bir
Dayıra çıkıyor. Yolda dayıra. Bu ne kadar geniş yapılmış arkadaş. İşte yok o bu adam nasıl araba kullanıyor. Her şeyi yargılıyoruz. Yani lokantadaki garsonu, okuldaki öğretmeni, işte devletin başındaki hükümeti. Ya her şeyi devamlı yargılıyoruz. Devamlı yargıladığımız zaman da o zaman kendimize frekans, o gönderdiğin kova gitmiyor işte. Başarılı olmak istiyorsan, şu anki söyleyeceğim cümleyi iyi kavra. Başarılı olmak istiyorsan sadece kendinle ilgilen. Sadece kendini büyüt. Dışarıyı değiştiremezsin. Çocuğunu bile değiştiremezsin. Dışarıyı değiştiremeyeceğin için dışarıyla uğraşmayı bırak. Çünkü dışarı çok fazla. Bütün gücünü de harcasan dışarıyı değiştiremezsin. Kendini değiştirdiğin zaman zaten tüm dünyayı değiştirmiş olursun. Hani evren içimizde ya. Hani biz evrenin içinde değiliz, evren bizim içimizde ya. Hani biz dünyanın içinde değiliz, dünya bizim içimizde ya. Dolayısıyla kendini değiştirdiğin zaman dünyayı değiştirmiş oluyorsun. Ve çok net dedim arkadaşlar. Hatırlayın zenginlik bilincinde ya da tesadüflerde anlatmıştım. Biz her şey bir enerji, her şey bir enerji ise bunu katı gören neydi? Benim bilincimdi. Bunun bir de ayrıntısına girmeme gerek var mı bilmiyorum. Benim bilincim bunu katı gösteriyor. Normalde bu enerjilerden oluşuyor ama benim duyu organlarım yavaş olduğu için ben bunu katı görüyordum. Hatırlayın vantilatör örneğini. Vantilatör yavaş döndüğü zaman arada boşluklar var. Hızlı döndüğü zaman bir aradaymış gibi. Buradaki atomlar, elektronlar hızlı döndüğü için ben bunu katı gibi görüyorum. Ve o zaman şunu demiştik hatırlayın arkadaşlar. Bilincim, benim bilincim nasılsa hayatı öyle görüyorum. Şifre burada değil mi? Bilincim nasılsa hayatı öyle görüyorsam, bilincim bu hayatı inşa etmişse o zaman ben bilincimde zengin olduğumu fark edersem zenginlik, bilincimde huzurlu olduğumu fark edersem huzur, bilincimde kariyer sahibi olduğumu hissedersem kariyer, her şey gelmeyecek mi? Ama benim bilincim, ben hariç herkesle uğraşıyorsa, ben hariç toplumla uğraşıyorsa, onları eleştirmekle, onları kötülemekle, onların açıklarını bulmakla uğraşıyorsa o zaman ne yapamıyorum? Kendimi yetiştiremiyorum. Diyorum ve notlarınıza bakıyorum. Hamburg'a da sevgiler efendim. Aa, çok güzel bir soru gelmiş burada. Demiş ki hocam demiş fırtına. Hocam demiş peki yargılamaktan kurtulmak için ne yapmak lazım? Şimdi bu yargılamanın cevabından önce ben bir kahve isteyebilir miyim ya? Kahve isterken Kamil Bey şunu söyledi arkadaşlar. Arkadaşlar kitap hediyelerini göndereceğiz. Lütfen pazartesi günü yani yarın lütfen adreslerinizi yollayın. Diğeri de arkadaşlar kamp için yaptığınız yoğun ilgiye çok teşekkür ederim. Kamp için kontenjanımız sanırım doldu. Yarın Tuğçe'nin oteli arayıp bir 20 kişilik daha yer almaya çalışacak alabilirse. Kamp için sanırım yani ya hiç kalmadı ya da bir ikoda kalmıştır. Yarın otelden ben Tuğçe'nden rica etmiştim. Oteli bir daha arasak, biraz ısrar etsek, hatırlı dostlar araya koysak. Çünkü çok fazla talep var. Hepinize teşekkür ediyorum bundan dolayı. Sanırım doldu zannediyorum. Ya bir iki kişilik yer kaldı. Tabii o daha ayın 19'una başlayacak ya arkadaşlar kamp. Kampa daha 13 günümüz var ya. Dolayısıyla hani daha çok fazla kayıt gelir. Hatta genelde bu tür şeylerde son haftada kayıt olur biliyorum. Ama bizim şu an kamp kontenjanımız doldu zannediyorum. Veya bir iki kişilik yer vardır. Ama yarın Tuğçe'nin bir daha otelle görüşüp bir 20 kişilik yer almaya çalışacak. Şimdi çok güzel bir soru gelmişti. Hocam yargılamamak için ne yapmalıyız diye. Şimdi arkadaşlar bakın bizler nasılız? Bizler birincisi makine gibiyiz. Yani çocukken öğrendik bir şey. Bir insan bir yanlış yaptığı zaman kızacaksın, sinirleneceksin. Annemiz babamız birisi yanlış yaptı, kızdı ya. Biz de hemen kurguladık, kodladık hemen. Dedi ki demek ki birisi yanlış yaptığı zaman kızacaksın. Ve sonra hayat boyu birisi yanlış yaptığı zaman kızdık. Makine gibi. Birisi yanlış yaptı, kızdık. Birisi yanlış yaptı, kızdık. Sonra güzel dostlarım bu makine gibi devam ediyor ya.
Peki nasıl kızmayabiliriz? Bundan önceki videolardan birinde anlattığımı hatırlıyorum. Bakın diyaframın bir görevi var. Diyafram sertken beyne olumsuz mesajlar gönderiyor ve olumsuz mesajlar gönderdiğinde biz hep gergin oluyoruz, sinirli, öfkeli, saldırgan oluyoruz. Diyafram yumuşakken bir defa diyaframın görevi şu oluyor. Her şey yolunda, sakin ve huzurlu ol diyor. Normalde hayatta da öyle değil miydi arkadaşlar? Bir bebek yumuşaktır, hayat başlar. Serttir, ölmüştür. Ya bir ölü serttir, değil mi? Ama bir bebek yumuşaktır. Şu an mesela Zeynep yumuşaktır. Yeni doğdu, hayat başlıyor çünkü. Ama ölen bir kişi serttir. Çünkü hayat bitmiştir. Diyafram için de bu geçer arkadaşlar. Diyafram yumuşakken her şey güzel ve yolunda. Diyafram sertken beynine mesajlar gidiyor. Bir şeyler kötü oluyor diye. Dolayısıyla yargılamamanın en kestirme yolu güzel dostlarım nefesimizi iyi almak. Ve nefes için ben şöyle bir tanım yapıyorum. Yaratıcı bir şey ne kadar değerliyse o kadar ucuza veriyor. Nefes o kadar değerli ki bu kadar ucuza veriliyor. Gerçekten çok değerli olduğu için çok ucuz. Dolayısıyla çok iyi alabilmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada bir yandan bakayım. Evet. Şimdi burada güzel bir soru daha okudum arkadaşlar. İşte eşinin eleştirisiyle alakalı söylemiş. Orada size tüyo vereyim mi? Eşinizin nasıl davranmasını istiyorsanız sanki öyle davranıyormuş gibi ona konuşun. Yani senin hoşgörülü bir insan olduğunu biliyorum. Hoşgörülü bir insan olduğun için teşekkür ederim. Eğer hoşgörülü olmasını istiyorsan hoşgörülü olduğun için teşekkür ederim. Çocuğunun çalışkan olmasını istiyorsun. Okulda başarılı olmasını istiyorsun ya. Onun bundan önce başarılı olduğu şeyleri söyleyip bunlardan dolayı şunlardan dolayı sen başarılıydın. Başarılı bir öğrenci olduğun için seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum. Veya eşinin seni sevmesini istiyorum. Beni çok sevdiğin için sana teşekkür ederim. Yani onun nasıl sana davranmasını istiyorsan o cümleleri ona kurabilirsin. Anladınız güzel dostum? Yani sen eşin sana tenkit etmesini istiyorsun. Tenkit ettiğini hep ona söylemeye devam edersin. O tenkit etmeye devam edecek. WhatsApp grubu başladı mı deniyor. Azerbaycan'da selamlar efendim. WhatsApp grubu, bu WhatsApp grubu şey için mi soruyor acaba? Kamp için veya sizinle Ka görüşmek için. kam kam kamp için arkadaşlar WhatsApp grubu kurulacak daha o kampa katılanlarla olacak. YouTube için WhatsApp grubu kuruldu. YouTube'daki WhatsApp grubunda numarası olmayanlar Instagram'dan ya da buradan işte mesajlarınızı yazabilirsiniz. Telefon numaranızı yazabilirsiniz. Nereden yazmak istiyorsanız. Instagram'dan yazarsanız tüm toplum görmez. Sadece biz görürüz. Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube, WhatsApp grubumuz var. Yani burada izleyen arkadaşlarla. Ve bir de kampa katılanlar için ayrı bir grup kurulacak. O da kampa doğru kurulur zannediyorum. Ya kampa birkaç gün kalasıya. İşte çünkü ofisimizin önüne servis kalkacak. Servis kaçta kalkacak? İşte bizim ofisimize nasıl ulaşacaksınız? Bu bilgileri o grupta paylaşacağız hep. Kahve içme, höpürdetme etme diyorlar. Nasıl yaptım? Höpür dedi mi? Aa çok güzel olmuş bu kahve. Çok teşekkür ederim. Siz de içiyorsunuz değil mi? Evet güzel dostlarım. Başka? Meryem Çankaya. Meryem sen gelmiyor musun işte kampa ya? Meryem'i özellikle istiyorum arkadaşlar. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Meryem'i kampa istiyorum. İki Meryem'i de istiyorum. O kuzenlerdiniz ya siz. Kampta kuantumda var mı? Kampta arkadaşlar yok yok. Kampta kuantumda var, meditasyonda var, hipnozda var. Kamp tamamen böyle varacağız. Böyle hacca gitmiş gibi hop yıkanıp geri çıkacağız. Başka bir sıra geri geleceğiz. Meryem gelmeme ihtimalin yok. Meryem seni istiyorum. Gelmeni bekliyorum. Bugünkü arkadaşlar, bugünkü hediyenin sahibisin değil mi Meryem sen? Uçacakmışız. Evet uçacağız. Hem de sarhoş olmadan, günah girmeden uçacağız. Canım çekti ben de kahve. Kahve güzelmiş ya.
Evet güzel dostlarım, gerçekten ilginize teşekkür ediyorum ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Az önce size bir sır vereyim mi dediğimde şey şuydu, sır şu. O kadar çok şey anlatacağım ki arkadaşlar. Yani bazen bir düşünüyorum ya, yüzlerce şey var. Anlat anlat bitmeyecek gibi, ama hepsini tane 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 anlatacağım. Tabi burada arkadaşlar YouTube'da, bu kanalda ya da video çektiğimiz zaman 10 dakikada, 12 dakikada, 1 saatte bir kısım şeyleri vermeye çalışıyoruz. Bazen yeterli olamayabiliyor. Onun için çok fazla video çekiyoruz. Hoşgörünüz için teşekkür ederim. İlginize teşekkür ederim. Mümkün olduğu kadar çok veri vermeye çalışıyorum. Ve diğer tarafı da arkadaşlar, bir şey ne mesela nasıl söyleyeyim? Biz bir şeyi bir defa duyunca öğrenmiş olmayız. Yani bir insan sana yemek nasıl yapılacağını bir defa anlattı veya bir şoförlüğün yok diyelim ki, araba kullanmasını bilmiyorsun diyelim ki, araba kullanmayı bir defa anlattı sana, ondan sonra sen araba kullanmaya başlamazsın. Onun için lütfen bu videoları bir daha dinleyin ki ya hoşuna giden, ihtiyacın olan, tam bilinçaltına yerleşmişse bir daha dinlemene gerek yok. Ufak ufak bir daha dinleyip bilinçaltımıza yerleştirmemiz lazım. Pozitif olmayı, tebessüm etmeyi, herkesi sevmeyi, insanları yargılamayı, bunları tam net bir bilinçaltına yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Veya yerleştirene kadar dinlememiz lazım. Osman'ım kaç dakikamız var? 44-10 dakikamız falan var hocam. 44 dakika oldu. 10 dakikamız kalmış arkadaşlar. Bu sırada sizin sorularınıza bakayım mı müsaadeniz olursa? Adana Osmaniye kamp istiyor. Kadirli de yapalım kampı. Adana Osmaniye kamp istiyorlarmış. Oraya kadar gelmişken Kadirli'ye de gideriz. Vallahi arkadaşlar ben de anlatıyorum, hiç bitmesini istiyorum. O kadar şimdi, yani neden şeyi sordum, vakti sordum. Çünkü yeni bir konuya gireceğim. Konu uzun sürecek. Onun için vakti sordum ki ona göre. Evet. Denizli'de yapsak. Meryem, sen geliyorsun. Göz her yerde. Burada arkadaşlar bakın. Göz, bakın bu göz bütün evreni görür. Göz bütün evreni görür ama kendisini görmez. Biz öyleyiz. Bizim o ruh dediğimiz şey, yani kendi içimizdeki öz, her şeyi görür, o her şeyin farkındadır ama kendisini göremez. Ve bazen de dışarıya onu göstereceğiz ya, iyi insan olduğumuzu onu göstereceğiz de, tozlar, topraklar, yani şöyle ayna gibi düşünün, ayna. Sen bir aynasın ve bakıyoruz ki aynanın üstü bazen toz kaplamış. Toz kapladığı için hiç aynadan kendimizi bir şey göremiyoruz. Ama orada toz var diye o ayna değil ki. Tozu sildiğin zaman yine çok canlı ve güzel bir şekilde kendisini göstermeye devam edecek, değil mi arkadaşlar? Şimdi işte o ayna dediğimiz taraf bizim ruh tarafı, bizim bedenimiz, bizim arzularımız, bizim beş duyargımıza gelen verilerse tozlar. Asıl senin üzerini kapatıyorlar. Ben de bu videoda sır dediğim şey, asıl seni açacağım. O tozları sileceğim ve o tozlar nasıl silinecek, bunların ayrıntılarını anlatacağım diye söz veriyorum. Nazmiye Çimen, bir beni görmediniz demiş. Seni de gördük Nazmiye. Antalya'ya geldiğinizde kamp için. Arkadaşlar davet olan her yere gidiyorum. Nereye davet ederseniz gireriz. Ruhken Taş, hocam duy artık diyor. Neyi duymalıyım Ruhken? Handan Hanım kızını gönderiyormuş. Artık kızın bildiklerini anlatırsın. Çok teşekkür ederim Nevzat. Araba kullanırken benim videoları dinliyormuş. Necla var. Beni de görmesi hiç hocam demiş. Arkadaşlar şey hızlı geçiyor. Bir de arkadaşlar şimdi şunu soruyorsun. Bana Osman da diyor. Hocam diyor canlı yayında diyor meditasyon yapsak. Canlı yayında hipnoz yapsak. Canlı yayında bir kısım teknikler gösterseniz. Bunlar diyor daha çok arkadaşların hoşuna gider. Şimdi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Yapabiliriz ama şimdi ben bilemiyorum ki karşı tarafta şimdi yüzlerce insan var ya, o meditasyonun o transa girdiğimiz zaman acaba karşı tarafı da o transa, o meditatif durumu almış olabilir miyiz? Dolayısıyla çok değerli bir şeyi basite almış olur muyuz diye, burada böyle canlı yayında meditasyon yapıp canlı yayında
teknikler göstermeyi, uygulamayı çok doğru görmüyorum. Ama planlarım arasında şey var. Yani koçluk nasıl yapılır? Onları uygulamaları yapacağım. Koçluğun bir kısım teknikleri uygulamaları göstereceğim. Bu YouTube videolarında veya bu canlı yayınlarda göstereceğim. Yani bir kısım kişisel gelişime yönelik teknikler, bir kısım şeyler kullanacağız ama meditasyonu falan istemeyin. Çünkü o bir yani meditatif durum. Yani orada zihinsizlik önemli, düşüncesizlik önemli. Nasıl canlı yayındayken ben düşüncesiz olacağım ki? O zor bir işlem. Ve bu şekilde yapan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yani ne kadar doğru ben bilmiyorum. Yani ama bir kısım izleyip benim de keyif aldığım dostlar, arkadaşlarımız var. Bakabilirsiniz. Ben kendim bireysel olarak tercih etmiyorum. Hipnozda sigara bırakılabilir mi? Evet, hipnozda sigara bırakılabilir. Hocam kızım da büyük hayranınız. Ben de tanırsam onu ben de onun hayranı olacağım ama tanımıyorum. Bir polis kızı kitabı istemiş. Kitap isteyene Kamil bakıyor arkadaşlar. Dilek Vural. Almanya'ya inşallah Almanya'ya da geleceğiz. Evet. Kampta da o hipnoz yapacağız. O sırada arzu eden sigarayı bırakabilir. Nasıl ulaşabilirim Kamil Bey demiş bir polis kızı. Şu an yazdıklarını Kamil okuyor. İlk önce o okuyor sonra ben okuyorum zaten. İclal Zümra'ya sevgilerimi sunuyorum. Kamil'i görelim artık demiş. Kamil diyor ki ben diyor kampta gözükeceğim. Takım elbisemle dedi. Biz de saygı duyuyoruz. Ne kadar vaktimiz var Osman'ım? 2-3 dakika vaktimiz var. Arkadaşlar beni böyle her hafta sevgiyle, saygıyla dinlediğiniz için ve sessizlikle dinlediğiniz için hepinize minnettarım. Çok sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel yorumlar geliyor. Geçen bir arkadaş 200 bin lira borcu varmış. İşte bizim anlattığımız bir tekniği uygulamış ve borcundan kurtulmuş. Onu okuyunca çok mutlu oldum. Bir arkadaşmış 3.300 lira maaşla çalışıyormuş. Bu teknikleri kullanmış 8 bin liraya çıkmış maaşı. Müdür olmuş. Çok mutlu oldum. Bir arkadaşımız bilinçaltı tekniğini dinleyince sigarayı bırakmış. Çok mutlu oldum. Sizlerden olağanüstü güzel mesajlar geliyor arkadaşlar. Hepinize minnettarım. Çok sağ olun. İnşallah bu dönüşüm birimizden birisine böyle bulaşıcı bir şekilde herkese yayılır. Ve ama benim tavsiyem şu. Kendini değiştirmek istiyorsan öncelikle birilerine iyilik yapman lazım. Her gün evden çıkarken şu cümleyi söyleyebilirsek arkadaşlar hayat çok kolaylaşır. Bugün birisine iyilik yapacağım. Bugün birisine gül vereceğim. Bugün birisine gül veremezsem gülü vereceğim. Yani tebessüm edeceğim. Yani onun için arkadaşlar her gün çıkarken bir iyi niyetle başka birilerine bir Allah'ım bugün bana iyilik yapma fırsatı ver diyerek çıkmak lazım. Fırsat varsa iyilik yapar. Mesela Meryem Hanım'ın annesiyle tanıştım. Ben kesinlikle herkese iyilik yapar. Yeter ki karşısına çıksın onun iyilik fırsatı. Meryem mesela burada yazan arkadaşımız. Mesela Dilek Güç. Kesinlikle iyilik yapar. Buradaki biliyorum ki karşımızdaki herkes iyilik yapar arkadaşlar. Ama dua etmek lazım. Allah fırsat versin iyilik yapmak için. Bugünlük bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım ve müsaadenizi istiyorum ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile.